Vadeli İlkokulu velileri sınıf birleştirilip ana sınıfların 29 öğrenciye çıkarılması nedeniyle okul önünde protesto eylemi düzenledi. Bu grev gerekçemiz, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan biz bir öğretmen, okul öncesi bir öğretmen istiyoruz. 4 yaşımız vardı. Maalesef öğretmen yetersizliğinden dolayı açılamadı. Ana sınıflarımızın sayısı yüksek olduğundan dolayı 2 sınıfa bölündü. Şimdi birleştirilme yoluna gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulumuza öğretmen veremeyeceğini söyledi. Ama bizim okulumuzdan bir müdür muavini ve 2 öğretmen gitti. Onların yerine de kimse gelmedi. Gelmediğinden dolayı ve öğretmen atamayacağından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı sınıfların birleştirilip 4 yaş grubunu açmak istiyor müdürümüz. Ve biz kalabalık öğrencilerle eğitim almak istemiyoruz. Okul öncesi eğitimin temelidir. Bu yüzden de Sayın Bakanımızın bizim sesimizi duyup bize bir öğretmen göndermesini istiyoruz. Böyle değildi eskiden, daha farklıydı. Şimdi 4 yaş kapandı bu sene, açılmadı. Geçen sene benim oğlum 4 yaşa gitti. Çok güzel eğitim aldı. Bu yıldan okula başladı ama bu yıl 30 kişi olacaklarmış öğretmen eksikliğinden dolayı. Ne yapabiliriz? Biz ne yapalım? Sayın Dürüst, size sesleniyoruz. Lütfen bir an önce gelin görün. Vadeli İlkokulu'nun hali böyledir. Teşekkür ederim. Şu an öğretmen eksikliğinden dolayı ana sınıfları birleştirmek istiyorlar. 32 kişilik bir sınıf. Tek sınıf olamaz yani. Biz buna karşıyız bütün veliler olarak. Ne 4 yaş kapansın, kesinlikle bu da olmaz veliler olarak. Ne de bizi bir sınıfa koysunlar. Bu bakanlığın bir sorunudur. Buna bir çare bulmaları gerekir bir an önce. Biz kesinlikle bugün çocuklarımızı okula koymuyoruz yani. Bu şekilde devam edecek. Bu çocuklarımızın suçu değil, bizim de suçumuz değil. Buna bir çare bulmaları gerekir bir an önce. Zaten getirmedim çocuğu hasta diye. Bu olayla karşılaştık. Dün hasta diye çocuğu getirmedim. Bu olayla karşılaştık. Ben şok oldum. Yani 30 tane çocuğa bir öğretmen nasıl müdahale edebilecek? Nasıl sağlıklı eğitim verecek? Yani ben Sayın Bakan'ın vicdanına sesleniyorum. Kendi çocuğun acaba 30 kişi arasına ana sınıfta eğitim görmesine gönlü müsaade eder mi? Kendi çocuğunun. Ona göre hareket etmesini istiyorum kendisinin de.